Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında çözüme başlayalım. Birinci soruda D ile BC birbirine paralel verilmiş. Burada X var 9 var 4 var X var buna göre X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle şu paralelliğe bakalım isterseniz. Şu paralelliğe baktığımız X bölü 9 mu? Evet X bölü 9 şunun şuna oranına eşit. Yani burası XK iken burası ne olacak? 9K olacak. Hocam bu da aynı şekilde bunun tamamının oranı, tamamını oranı x bölü 9 bunun da tamamının oranı x bölü 9 diye midir? Çünkü 4 ve x'in olduğu yere doğru yoğunlaşmak zorundayım. Yani burası x'in en katı burası da 9'un en katı değil midir? Evet burada da o zaman işlemimizi şuradaki paralelliğe bakacak göre olacak göre bakacak olursak O zaman x bölü 9n xn bölü 9 en neye eşit olmak zorunda? 4 bölü x'e eşit olmak zorunda. Enler sadeleşti. X kare eşittir 36'tan. X'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Evet birinci sorumuzun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 2'ye. Öncelikle paralel doğrular verilmiş. Paralel doğruların üstünden şöyle bir geçelim ki içimiz daha da kolaylaşsın. Daha rahat bir şekilde fark edelim bir şeyleri. Arkadaşlar sayılara baktığımız zaman şurada bir kelebek benzerliğini fark ediyor musunuz? Evet 2 ve 6'ya baktığımız zaman iki paralel doğru arasında bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 6 yani 2 bölü 6 dediğimiz nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. Yani 1'e 3 A iken burası ne olacak arkadaşlar? 3 A olacak. E peki şimdi 2'yi kullanmam lazım benim buradaki. Şunlar da birbirine paralel değil mi? E bunlar da birbirine paralel olduğu için. Hocam x bölü tamamı 2 bölü 6'ya eşit demidir? midir? Evet. Bu arada 3 A eşittir 3 bulduysak A'yı kaç bulduk? 1 bulduk. E şimdi benzerliğimizi uygulayalım bakalım. 2 bölü 6 eşittir ne olmak zorunda arkadaşlar? X bölü tamamı x bölü tamamı kaç bunun? x artı 4. x artı 4 olacak. Gerekli sadeleştirmeleri yine yapalım. 1 bölü 3 yaptı. 3x eşittir x artı 4'ten 2x eşittir 4'ten x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar ikinci soruda? Cehan çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. Paralel doğrular verilmiş mi? Verilmiş. Hocam şunlar paralel. Etem olan var. Paraleller şuraya doğru sivriliyor. Hocam şunun tamamının oranı. Yani x artı 1 bölü tamamı. Tamamı 2 x artı 1 değil mi? Evet. 4 bölü 5 e eşittir. 4 bölü 5 e eşittir. İşler işler yaptığımız zaman 5 x artı 5 eşittir. 8 x artı 4 olduğundan buradan ne geliyor? 3 x eşittir 1 geldi ve x de kaç bulduk arkadaşlar? 1 bölü 3 olarak bulduk. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik 4'e. Hocam 3 var 5 var 90'lar havada uçuşuyor ne yapacağız burada alfa beta'ya dalalım. Alfa beta alfa ve beta dediğimiz zaman şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım bakalım burada. Betanın karşısı 3 bölü betanın karşısı 6 kolay bir benzerlik var 1'e 2 olsun biz yine de yazalım. Alfanın karşısı 5 bölü alfanın karşısı x diyeceğiz. Hocam 3 bölü 6 ya şöyle baktığımız zaman betanın karşısı üçgen betanın karşısı 6 ya şurası 6 olduğundan dolayı 1'e 2 oran var. Alfanın karşısı 5 sa direkt alfanın karşısına 10 diyebiliriz. Gerçi buradan da işlem yaptığımızda cevap 10 çıkıyor. Evet 4. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 5'e. 3 metre yüksekliğinde ki potaya uzaklığı 10 metre olan bir oyuncu. Evet uzaklığı 10 metreymiş arkadaşlar. Yerden yüksek 2 metre olan topu zemine çarptırıp potaya gönderdiğinde top kesikli doğrular. Kesikli doğrusal çizgileri takip ederek potaları, potaya ulaşıyor. Yani şöyle şöyle. Top yerden geldiği açıyla eşit olacak şekilde sektiğine göre potaya gidene kadar aldığı yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani top sektiği açıyla gidecekmiş böyle. E hocam bu zemin olan uzaklıkları olduğu için dik olacak. Bu da zemine dik olduğu için. E alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası beta. O zaman bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı kaç oldu? 3 oldu. Ha, 2 bölü 3 falan yazmamıza gerek yok. Benzerlik oranı kolay. Alfanın karşısı 2 alfanın karşısı 3. O zaman betanın karşısı 2k iken buradaki betanın karşısı nedir? 3k'dır. Toplam 5k eşittir 10 sa k'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. E burası 4 oldu. E burası 6 oldu. 2 4 ise burası 2 kök 5. 1 2 kök 5 üçgeninden. 3 6 ise burası da 3 kök 5. Bizden topun aldığı yol soruluyor. Yani 2 kök 5 ile 3 kök 5'in toplamı isteniliyor. Toplamda kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 5 kök 5 yapıyor. Evet cevap denizli oldu böylelikle 5. soruda. Geldik 6. soruya. En sevdiğimiz neler var arkadaşlar? Ya oradan buradan şuradan çıkmıyor. Bir açı var. Yani dik üçgenden açı ortaydan kenar ortaydan çıkmıyorsa ne yapacağız? Aklımıza benzerlik gelecek. İlk benzerlikte neydi? Açı açı açı. E arkadaşlar şu üçgene ve büyük üçgene baktığımız zaman birer açılar eşit ya. Ortak açı var mı diye bakıyorum. Hocam ortak açı burası. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım öbüründe de üçüncü açı çift çizgidir. Sonra benzerliğe başlayalım. DC isteniyor bizden. Noktanın karşısı x'in noktanın karşısı öbüründe kaça oranı arkadaşlar? 4 oranı. 4 oranı eşittir. Çift çizginin karşısı burada 3 var. Öbüründe çift çizginin karşısı ne var arkadaşlar? 2x var. E buradan 2x kare eşittir. 12 ise x kare buradan neye eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Ve x de buradan neye eşit oldu? Kök 6'ya eşit oldu. 6. sorunun cevabı böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Geldik 7'ye. Şimdi öncelikle baktığımız zaman hocam alfabetiye dalalım mı dalmayalım mı? Aynı doğruya dik ya paralel ya temolar antiyi kullanmak daha mantıklı. Hocam temolar antiyi kullanalım burada. Şunun tamamının oranı ne olacak? 3 bölü 4 olacak. E artık bazı şeyleri şey yapalım hocam. 3 bölü 4 hani x yazıp buraya x bölü 16 3 bölü 4 de diyebilirsiniz ama burası 3 bölü 4 olacağından dolayı tamamı 4k. 4k eşittir 16 ise k'yı buradan 4 bulduk. K buradan 4 ise burası kaç çıktı? 12 çıktı. BD isteniyor. Arkadaşlar K 4 ya. E, burası 3K burası 4K. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? K kaldı. E, K'yı da biz 4 bulduk. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız da ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. 7. soru. Böylelikle balık kesir oldu. Geldik 8'e. Bazılarınız tamam bunu bir yöntemle yapıyorlar ama biz ne yapıyorduk? Paralel kenar. Yani paraleller varsa temel orantı oluşturacağız. Temel orantıyı da şurada bir paralel kenar oluşturarak. 5, 5 5 buraya ne kaldı 7 kaldı. Hocam 4'ün tamamının oranı a'nın 7'ye oranına eşit değil midir? 4 bölü 7 a bölü 7'den dolayı a'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? a'yı buradan 4 buluruz. E x de neye eşit? 5 artı 4'ten 9'a eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 8. sorunun cevabı Balıkesir yaptı. Geldik 9'a. A noktasındaki bir drone dikey hareketlenerek önce B'ye sonra da en kısa mesafeden C ve D'ye gelerek görüntü çekecektir. Drone. Şöyle gelmiş sonra C'ye gelmiş sonra D'ye gelmiş. Buradaki uzunluklar da şurada verilmiş arkadaşlar. Şekli biraz küçülteyim isterseniz. Şuradaki sayılar çekildeki sayılar herhalde. Evet. A'dan D'ye gelene kadar ne kadar yol almıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel. Paralel gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Tabii ki temel orantı oluşturuyoruz. Şuradan bir paralel atacak olursak. Hocam şuradan bir paralel attığımda temel orantı oluştu mu? Oluştu. Şurada bir paralel kenar diyeceğim ama dikdörtgen oluştu. Ee, hocam şuraya X dersek burası da X burası da X oldu mu? Oldu. 120 ise şurası da 120. Sonra 20 ise burası da 20. 40 ise burası da 40 oldu. E hocam burası 110. Buraya 110 eksi x kaldı. Hocam burası 155'ti tamamı. Buraya da 155 eksi x kaldı. Hadi bakalım temel orantı uygulayalım arkadaşlar. Nerede temel orantı? Arkadaşlar bakın şu paralelliğe bakacak olursanız eğer. Şu paralelliğe bakacak olursanız. Bak şurada bir temel orantı var. Şu ve şu. Yani o temel orantı nerede? Hocam 120'nin tamamını oranı 110 eksi x'in 155 oranına eşit değil midir? Evet. 120 bölü tamamı kaç? 120. 20 ve 40'ın toplamı. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 180 eşittir. 110 eksi x bölü 110 eksi x bölü 155 eksi x olacak. 155 eksi x olacağından dolayı işler dışlar yapalım. Yapmadan önce sadeleştirelim. 60'a bölsek 2, 60'a bölsek 3. 2 ile burayı çarptım. 310 eksi 2x yaptı. Eşittir 3 ile de bunu çarptım. 330 eksi 3x yaptı. Eksi 3x'i öbür tarafa attım. Artı 3x yaptı. 3x eksi 2x'ten x geldi. 330 eksi 310'dan da 20 eşit oldu. Evet x'i kaç bulduk arkadaşlar? 20. x 20 ise burası 90. x 20 ise burası kaç çıktı arkadaşlar? 135 çıktı. E şimdi ne yapacağız? Bizden gittiği yol soruldu. x tamam, 20. Tamam 20'yi bulduk. 20 artı. Hocam neresi var? Şurada şu uzunluğu bulabilirim ben. Ya da büyükteki Pisagor bağıntısından bulabilirim. Ama sayı çok büyük ve biraz gıcık aslında. 135'e 180 gibi bir şey. Burada en azından daha kolay var. Bak buradaki Pisagor'da. 9, 12, 15 üçgenden. Burası 150 mi? Evet. E hocam şurayı bulacağız. E burayı bulurken de ne yapacağız? Şurada dikdörtgen oluşturabiliriz. Ama bence gerek yok. Çünkü burası 120, burası da 60 değil mi? Hocam 120'ye 60 olduğundan dolayı 2'ye 1 oran var. Yani burası 2 ise burası nedir arkadaşlar? N'dir. 2 n yani 150 ise n'i de kaç buluruz? 75 buluruz. E o zaman 20 burada gitti. 150 burada gitti. Bir de 75 de burada gitti. Topladığımız zaman şu ikisinin toplamı 170. 170 ile de 75'i topladığımız zaman 245 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Kaçıncı soru? 9. sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Şimdi bir açıları eşit verilmiş. 90 da var. Alfa tercihimdir tabii ki. Alfa alfa. Alfa 90 beta. Alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu. E, beta'nın karşısı 16 iken beta'nın karşısı 24. Güzel bir şey. Bir de BD'yi de bize 30 vermiş. Benzerlik oranı güzel bir katsa. Yani benzerlik oranı varsa ki var. Beta'nın karşısı 16 bölü. Beta'nın karşısı 24. Hocam 8'e bölsen 2. 8'e bölsen 3. Benzerlik oranı 2 bölü 3 mi oldu? Evet. Bizden ACX deniyor ve şurası verilmiş. O zaman buraya yoğunlaşacağız. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ise alfanın karşısı 2K iken alfanın karşısı 3K mıdır? Toplamda 5K eşittir 30 ise K'yı kaç bulursun böylelikle? K'yı 6 buldun. K'yı 6 bulduğunda burası kaç oldu? 18 oldu. E burası 18 artık Pisagor. 18, 24 ve x. 18 dediğimiz 6 çarpı 3. 24 dediğimiz 6 çarpı 4. x dediğimizde 6 çarpı 5 olur. Yani cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Yani 10. sorunun cevabı da böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Ve test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.